Herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu nasıl kilo verdim ve bu kiloyu nasıl koruyorum? Beni eskiden tanıyanlar yaklaşık bir 16 kiloyu nasıl verdiğimi merak ediyorlardı. Yeni tanıyanlar ise bu kadar yemek yiyip nasıl kilomu koruduğumu merak ediyorlardı. Ben de bunların cevabını size uzun uzun anlatmak için bir YouTube videosu hazırlamak istedim. Çalıştım da Şimdi öncelikle bu pandemi zamanında ilk kapanmada hepimiz kendimizi açtık mutfakta. Kekler, börekler, poğaçalar, pideler, ekmekler, her şeyleri yaptık. İkinci kapanmada ben dedim ki yani e, bunun sonu yok. <laughs> ya dedim bu kapanmayı kendine lehine çevirirsin. Çünkü hazır restoranlar yok. İşte bir yerde oturup yiyemiyorsun, içemiyorsun. Hazır her yer kapalı ya bunu kendine lehine çevirirsin ya da böyle kilo almaya devam edersin. Şimdi öncelikle bunun kararını vermem gerekiyordu. Bir de ben de şöyle bir şey var. Biri bana kilo ver, kilo ver, kilo ver dediği zaman ben vermem. İnadına. Kendim görmem lazım. Yani ben kendim tamam artık demem lazım. Ve e, sanıyorum ki ikinci kapanmada aklım başıma geldi. Dedim ki tamam artık kilo vermelisin. Şöyle bir durum. Kilo verirken de kendimi eğer şartlasaydım. Bu kiloyu vermem lazım. Çok kilo aldım. Vermem lazım diye şartlamış olsaydım ben yine kilo veremezdim. Kendimi biliyorum. E, ben ne yaptım? E, Diyetteyip algısından çıktım. Dedim ki Melis sen eğer kilo vermek istiyorsan. Bunu yaşam biçimine dönüştüreceksin. Yani sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimine dönüştüreceksin. Ben diyetteyim, yiyemem diye bir algıya girdiğim an ben diyet yapamıyorum. <laughs> o yüzden bunu sağlıklı yaşam biçimi haline getirdim hayatıma. Bu şekilde daha iyi ilerledim. Çünkü eğer kendimi baskılasaydım, Diyet yapmam lazım. işte bunu yiyemem diyetteyim, şunu içemem diyetteyim diye baskı kursaydım, eminim ki birinci aydan sonra ben o diyeti bozardım. O yüzden öncelikli olarak size tavsiye edeceğim bunu yaşam biçimine dönüştürmeniz. Sırayla başlıyorum size neler yaptığımı. Ee, i̇lk olarak ben 16-8 aralıklı oruç dediğimiz olayı uyguladım. Ee, geç kahvaltı, erken akşam yemeği, bir adet ara öğün. Bunu uyguladım ve bunu ben karatay diyetiyle birleştirdim. Mesela kahvaltıdan bir örnek vereyim. Kahvaltıda e, ben yumurtayı asla tek başına yiyemem. İlla ki içerisinde bir şey katılması gerekiyor. E, haşlanmış yiyemem. O yüzden sadece omlet ve bir şeyli omlet <laughs> şeklinde yiyebiliyorum. E, ne yaptım? Bol mantarlı, üstüne peynirli Şöyle güzel bir omlet yaptım. Yanına ekmek yerine kuru yemiş koydum. Ceviz koydum, fındık koydum, fıstık koydum, badem. Ne varsa o gün onu koydum. İşte çayımı, kahvemi. Ee, kuru yemişim yoksa ekmek yerine vasayı koydum. Vasa biliyorsunuz çıtır gevrek. Ee, bu şekilde kahvaltım böyleydi. Bazı günler canım istemedi, yemedim. Bazı günler sadece e, çilek, muz, yulaf Bunları karıştırdım. Yulaftan tostlar yaptım içine peynirli. Bu şekilde kahvaltımı böyle geçirdim. Ara öğünümde mutlaka bir meyve bir süt veya bir avuç kuru yemiş bir meyve şeklinde gittim. Şimdi akşam yemeklerinde bir ızgara salata veya sebze yoğurt. Bu şekilde ekmeksiz olarak tükettim. Aralarda detokslar yaptım. Bu konuda İzmir'de başarılı bir arkadaşımız var. Lezzetli Yaşam. Ondan destek aldım. Ee, o bana yemem gereken öğünleri, almam gereken kalori miktarını hesaplayıp kendince menüler oluşturup gönderdi. Ben onlarla başladım. Aralarda yine sıvı detoksları yaptım. Hatta burada bir videom daha var. Kabak detoksu. Ee, onlardan yaptım. Yani durma noktasına geldiğimde bir detoksla destekledim. 2-3 günlük. Mesela canım mantı mı istedi? Karnabaharı rondodan geçirdim. Üstüne kıyma, yoğurt. Onu mantı niyetine yedim. Ee, pizza mı istedim? Tabanını brokoliden yaptım. Üstüne yine roz kaşarını, mantarını koydum. Ama tabanını brokoliden yaptım. Bu şekilde kendimi tatmin etmeyi becerdim. <laughs> ee, he, şuna girseydim eğer ya brokoliden pizza mı olur? Ya da karnabahardan mantı mı olur? kafasına girseydim evet başaramazdım. He bunları yemedim mi? Yedim. Ee, gittiğimiz yerlerde mesela atıyorum bir makarnacıya gitmişiz. Yemedim mi? Yedim. Bir mantıcıya gittik. Yemedim mi? Yedim. <laughs> Ama şunu yaptım kendime. Evet bunu yiyebilirsin ölçülü. Ee, kendini yemeyeceğim diyetteyim diye kısıtlama. Yiyebilirsin. Ama bunu dengeleyeceksin. Bir şekilde ya onu gündüz yedim akşam yemek yemedim ya akşam yedim ertesi gün koştura koştura spora gittim gibi bir şekilde destekledim, dengeledim. Alkol konusuna gelince alkolü hiç bırakmadım. Aman içmemem gerek diye bir şey demedim. Yanına peynir salata içtim veya ızgarayla içtim. Bu konuda kendimi hiç kısıtlamadım. Yani dengelemeyi bildikten sonra aslında alkolün de kilo aldırır gibi bir algısı yokmuş. Bunu öğrenmiş olduk. Canım mesela tatlı isterdi. Dışarıdan bir profiterol söyleyip yiyebilirdim ama yapmadım. Dedim ki bunu evde nasıl bastırabilirim? Muzları kestim. Fıstık ezmesini sürdüm. Bitter çikolataya kapladım. Yedim. <laughs> Ve gayet de tatlı isteğimi başarılı bir şekilde kesti. Gerçekten uzun bir süre bunlarla idare ettim. Hiç e, tatlı yemedim desem yeridir. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu süreçte sporumu hiç aksatmadım. E, spor salonlarının kapalı olduğu dönemde, bizim dışarı çıkamadığımız, yürüyüş yapamadığımız dönemde ben evde her gün pilates yaptım. Salonlar açılınca haftada 3 gün reformur, 4 gün yürüyüş yaptım. Her gün spor yaptım. Yani şöyle ben sporu sevmiyorum, spor yapamayacağım dediğimiz kısımda çok sağlıklı bir görüntüye kavuşamıyoruz maalesef. O yüzden ben sporun mutlaka ama mutlaka yapılmasından yanayım. Ayrıca şöyle de bir avantajı var. Yani spor yaptıktan sonra bir şekilde yediğini dengeliyorsun. Yani akşam istersen dozunu kaçır. Sabah onu sporla dengeleyip işte kahvaltıda da ona göre detokslar yapıp bir şekilde dengelemeyi bildikten sonra bence çok da zor değil kilo vermek. Ne diyeceğimi unuttum. <laughs> yani özetle ne yaptım? 16-8 Aralıklı oruç yaptım. Bunu yaşam biçimine dönüştürdüm. Kendimi diyetteyim kalıbına sokmadım. Bir şekilde dengelemeyi bildim ve sporumu asla aksatmadım. Şu an ne yapıyorum? Şu an çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum fakat sorduğunuz için sadece söyleyeceğim. Şu an tek öğün besleniyorum ve canımın istediğini yiyorum tek öğünde ve hala kilo vermeye devam ediyorum. Bir 3-4 kilo kadar fazlam kaldı onu da verdikten sonra <laughs> yine yaşam biçimi olarak devam ettireceğim. Çünkü kilo almaya çok müsait bir yapım var. Eğer ki bunu bırakır da istediğimi yersem orada yine her şey en başa dönecektir. O yüzden dengeli gitmeye devam edeceğim. İstediğim kiloya ulaşsam bile. Şöyle burada asla bir diyetisyen edasında bir akıl vermek değil. Ben sadece kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim. Çok sorduğunuz için bunları aktarmak istedim. Bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.